Temmuz ayının en güzel çiçekleri. Fosforlu bir kırmızı tonu. Ve tabii ki begonviller. Çöpte bir koltuk. Güneşi seven gazanya. Ve sıcaklardan bunalan kediler. Lor yiyen bir kedi. Havalar çok sıcak. Hayvanlara olabildiğince protein değeri yüksek. Ama sindirim sistemlerine zarar vermeyecek gıdalar vermemiz gerekiyor. Kurban Bayramı sonrasında bir sürü hayvansever hayvanlarının şikayet olduğundan dert yanıyorlar. Hatta ve hatta çoğu yavru ve sahipsiz hayvan bu atılan kurban artıkları sebebiyle yaşamlarını yitirmişler. Bu da çok üzücü bir şey. Kurban, maddi durumu yetersiz insanların bir günde olsa iyi ve kaliteli bir şekilde beslenebildikleri bir gündür. Kurbanın amacı paylaşmaktır, paylaşımdır. Ama evimizdeki artıkları sırf evimizde, buzdolabımızda, mutfağımızda temiz tutmak adına gidip de hayvanların önüne atmak hayırseverlik, yardımseverlik değil. Hayvanseverler ne yapacaklarını bilmiyorlar gerçekten. Lor peyniri olabilir bu sıcak havalarda. Sulandırılmış yoğurt olabilir. Konserve mamalar olabilir. Biraz pahalı. Bir kutusu 10 lira. Ama bunlar seyrelt ederek verilebilir. Mesela makarnalarla ya da kuru mamaların üzerine dökülerek çoğaltılabilir. Ama asla ve asla kendi yiyemeyeceğimiz gıdaları gidip de sokak hayvanlarına atmamız doğru değil. Ha, kendi hayvanımız olursa bir şekilde verebiliriz. Örneğin ben bunları küçük parçalara ayırıyorum, pişiriyorum ve o şekilde istifliyorum. Parça parça verildiğinde bir problem olmuyor. Ama bünyesi böyle bir gıdaya alışık olmayan bir hayvan için bu gerçekten öldürücü olabiliyor. Nerede kaldı Müslümanlık? Nerede kaldı kurbanın hayrı? Bazı kişiler bunu bilinçli mi yapıyor bilmiyorum. Çünkü artık iletişim kaynakları her evde var. Bilgi her evde var. Eskiden tamam bir cahillik vardı. İnsanlar bilinçsizdi. Bazı şeyler cahillikten yapılıyordu. Ama 2021 yılında artık çobanlar bile YouTuber'sa ve bundan para kazanıyorlarsa bunu bilmiyordum. Hayvana zarar vermeyeceğini öğrenmemiştim deme hakkı da yok. Kurban etlerini güzelce pay yaptık, paylaştık, yedik, içirdik, dostlarımıza dağıttık. Ama işte mutfağımız da temiz kalsın, bu artıkları da gidip sokak hayvanlarına atalım denmemesi gerekiyor. Çünkü hayvanseverler bu keyifçi ve evini temiz tutma çabasında olan ama dış dünya umurlarında olmayan insanların artıklarını temizleme, onların bıraktığı iş yükünü temizleme adına maddi manevi zorlanıyorlar. Bazen maddiyat da yeterli kalmıyor. Mesela yavru hayvanlar ishalden öldü. Bunu hangi maddiyat geri getirebilir? Bir can ölüyor. Yani sen Tanrı'ya şükretmek için kurban kesiyorsun ve evini temiz tutmak için, kolaycılığa kaçmak için götürüp o iç yağlarını sokak hayvanlarına atıyorsun ve ibadet ettiğini sanıyorsun. Bu ibadet değil. Tamamen doğanın dengesine zarar vermek. Doğada hayvanlar avlanıyor. Önce iç organlarını yiyorlar. İşte belki de o yağları tüketmiyorlar bile. Hayvanın doğasında çünkü iç yağı yok. Bazı büyük ırklarda, soğuk memleketlerde iç yağı veriliyor. Mesela Sivas Kangal köpeklerinde. Onlar da zaten bunu çok güzel formüle ediyorlar. Kepek unuyla.
has unla bir karışım yapıyorlar, yağ yapıyorlar. Bizlerin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'de hayvan iç yağları sokak hayvanları için son derece zararlı. Hele hele çiğ halde verilmesi son derece zararlı. Çünkü bu hayvanların iç parazit takibinin yapılması çok zor. Bir parazit hapı 30 lira. Hayvanın kilogramına göre değişmekle birlikte diyelim ki veterinerler zararına yardım ediyorlar. Sokak hayvanlarına veriyorlar. Çünkü veterinerler de insan, bir süre sonra onlar da dayanamıyorlar ve ceplerinden harcamaya başlıyorlar. Vicdanlarıyla maddiyat arasında sıkışıyorlar. Bu herkes için çok zor ve tabii ki herkes önce kendi evini, çoluğunu, çocuğunu, maddiyatını düşünür. Böyle olması gerekir. Diğer türlü senin çoluğun, çocuğunun ne suçu var? Öncelikle kendi menfaatimizi düşüneceğiz ama birinci önceliklerimizin arasında da bir başka canlıya zarar vermemek oluyor. Diyelim ki veteriner bu fiyatı düşürdü, düşürdü, düşürdü. Kaç para yaptı? 10 lira yaptı. Yüzlerce, binlerce hayvana tanesi 10 liradan bile olsa 30 liralık ilaç, bu bile çok büyük bir meblağ. En güzeli bu bulaşı gıdaları vermemek ve ibadetimizi tam anlamıyla yapmak. Yani koyunun böyle boynuzundan sürükleyerek eve götürüp kesmek, zaten korkmuş ve strese girmiş olan hayvanı böyle hay huy diye dürterek arabaya bindirmek, ne bileyim o sıcağın altında hayvana eziyet ederek ipiyle sürükleyip götürmek, hayvan kendini bildi bileli hep doğada yayılmış, bir gün geliyor arabaya bindiriyorlar ve taşıma yönetmeliğine uygun mu değil mi artık onu da bilemiyoruz. Çünkü bir tente olmayan yerler var. Haberlerde bile satış yerlerinde hayvanları bağlamışlar. Gerçi İstanbul herhalde şu an serindir, bir Akdeniz kadar sıcak değildir. Tente yok, gölgelik yok. Hayvanlar öyle bağlanmış. Et balık kurumu alacakmış sanırım kilosu 40 liradan. Üretici mağdur olmasın diye. Ama üreticiyi de bir sorgulamak lazım. Yani bu tentesiz, gölgeliksiz yerlere niye hayvanları bağlıyorlar? İşte bunlar kurban değil bana göre. Bunlar hayvanlara eziyet etmek, işkence etmek. Bir sürü insan buna görüyor, buna şahit oluyor ve bunu dile getiren yok gördüğüm kadarıyla, hem medyada hem de bireysel olarak.